Dostlar selamlar. 27 Ekim Perşembe gününde noktaladık. Kısa günün özetini yapalım. Takip ettiğimiz hisse senetlerinden 4 tanesi negatifte, 2 tanesi pozitifte kapattı. BIST %, ekranda gördüğünüz gibi, günü %1.05 ekside kapattı arkadaşlar. Arkadaşlar dolar, altın, euro, hatta çoğu Amerika'daki şirketlerin hepsi de bugün eksideydi. Onu bir belirtelim. Gümüş eksideydi. Brent petrol sadece artıdaydı. Meta, Facebook'un şirketi biliyorsunuz. Meta 6 yılın en dibini gördü bugün. Bu yüzden normal yani bu veriler. BIST %, enflasyon açıklanana kadar yukarıdaydı. Sonra eksiye düştü. Evet arkadaşlar, bütün bunları yatırım bilgisi tavsiyesi olarak almayınız lütfen. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olmanızı bekliyoruz. Çünkü bu bizim motivasyonumuz açısından çok önemli. Evet, BIST 100 günü enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra düşüşle kapattı. %1.05 düşüş var. 41.84 lira eksideyiz. 5 günlük gelirine de baktığımızda 0.60'a düştü arkadaşlar. Bu geliri, 5 günlük geliri. Evet, vakit kaybetmeden diğer sitelerimize de geçelim arkadaşlar. Hisselerimize geçelim pardon. Nereden başlayalım? Sasa'dan başlayalım. Sasa BIST 100 oranla biraz daha az düşen hisselerimizden birisi bugün. 0.29 eksi 0.29 da kapattı ve bana kalırsa gerçek anlamda sağlamlık gösteren bir hisse. Niye? Bir %1'in üzerinde kapatan borsa, borsaya karşı 0.29, özellikle son 17.30'dan sonra hissede büyük bir çıkış görülüyor. Ve 0.29, yani pozitife doğru gidiyor denilirken 0.29'da kapattı. 5 günlük durumuna da baktığımız zaman %21.88 gibi devasa bir kar söz konusu. Evet, devam edelim Sasa'dan. Sonra ikinci hissemiz Şişe. Şişe ise arkadaşlar Sasa kadar duramadı bugün. %2.06 düşüş gösterdi. 0.70 kuruşla kapattı. 5 günlük durumuna baktığımızda Şişe'nin 1.90 lira, yani %6.05'lik karı hala duruyor. Evet, bu olumlu tarafı. Devam edelim arkadaşlar. Kontrolmatik, evet, bir gün bugün Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik bugün arkadaşlar %1.07 pozitifte kapattı. 0.95 lira. Hisselerin %1 kaybettiği yerde borsanın %1.07 kar gerçekten önemli ve 97.40'a da, yani 52 haftanın yüksek değerine de daha var. Önünde bir yol var Kontrolmatik'in. Bugünkü durumla birlikte bunu görebiliyoruz. Evet, 5 günlük durumda ise %2.82 zararı var. Biraz düşürdü bu da bugünkü derecesiyle zararını. Evet, Yeotech de arkadaşlar, bir günlük verisine baktığımızda %4.54, takip ettiğimiz portföyümüzde olan hisselerden en fazla değer kaybeden hisse Yeotech'ti. Bir ara yukarıda bile oldu hisse saat 13 civarında. Fakat daha sonra tekrar düşüşe geçti ve %4.54 kaybı var. 5 günlük kaybına baktığımızda da %13.36 gibi yüksek bir kayıp var Yeotech'te. Direnç arkadaşlar 49.50 civarı. Daha sonra 49.50'nin altına düşmezse bu kağıdın varabileceği noktayı 62.50'nin üzeri olarak görüyoruz arkadaşlar. Lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Evet, Şişe'yi yaptık. Hektaş'a geçelim arkadaşlar. Popüler hisselerimizden birisi Hektaş. Güncelleyelim. Evet, 18.10. 2.76 düşüşle kapattı arkadaşlar. Daha fazlaydı. Bir ara keskin bir düşüşle başladı zaten kağıtlar. Ve bir ara arkadaşlar en düşük olarak 27.70'e kadar düştü. Fakat daha sonra toparlanma gözüktü. Ve bugün Hektaş için önemliydi açıkçası. Dün yeşil kapattıktan sonra bugün de üzerine bir yeşil olması kağıdın durumunu net olarak bize gösterecekti. Fakat bütün her şeyin düştüğü bir ortamda %2.76 belki çok gibi gözükebilir ama kanımızca normal bir düşüş. Ve 5 günlükte %6.26, henüz daha %8 seviyesini geçmediği için 5 günlük kayıp. Kağıdın hala
kâr marjı satışların devam edebileceğini de gösteriyor arkadaşlar. Evet, yükselen hisselerimizden birisi Galata Wind Enerji Anonim Şirketi. 18.10 itibariyle %1.41 arttı arkadaşlar. Daha fazla yükselmişti bir ara. Fakat tekrar düşüşe geçti. 19.32'yi gördü bugün arkadaşlar Galata Wind Enerji. Wind. Bunun sebeplerinden birisi de bunun da videosunu yaptık. 45 milyon dolarlık Galata Wind Enerji Anonim Şirketi'nin Avrupa Katılım Bankası'ndan kredi alması arkadaşlar. Avrupa Katılım Bankası'ndan kredi aldı. Bunun ayrıntılarını diğer videomuzda yani kanalımızdaki videodan izleyebilirsiniz. Bu 45 milyon dolarlık yatırımla birlikte enerji üretimini, yıllık enerji üretimini neredeyse iki katına çıkaracak Galata Wind Enerji Anonim Şirketi. Bu haberle birlikte hisse zaten yükselişle başladı. Eğer bugün borsadaki negatif durum söz konusu olmasaydı bugün Galata Wind %3-%4 rahat bir şekilde artabilirdi arkadaşlar. 5 günlük durumuna da bakalım. Şu 1 günlük durumu 1.41, 5 günlük durumu da %0.95 eksidi arkadaşlar. Bunu da biraz temizlemiş oldu bugünkü artışta. Evet arkadaşlar, Meta'nın son 6 yılda en dibini gördüğü, altının, doların, euronun düştüğü, sadece gümüşün düştüğü, gümüş unutuyoruz, gümüş de çok düşüyor sıralarda, gümüşün düştüğü ortamda, sadece Brent petrolün yükseldiği bir ortamda kolay bir gün değildi borsacılar için, bizler için. Fakat yine de güzel haberler aldık. Mesela Galata Wind'in enerji olarak iyi bir kredi alması yükselecek gözüküyor. Bu kredinin değerlendirildiğinde yatırımlarla birlikte iyi bir enerji formu elde edilecek. Evet arkadaşlar, bizi dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Kısa yapmaya çalıştım ama yine uzun bir video oldu. Eğer kanalımıza abone olmadıysanız da abone olursanız mutlu oluruz. Bugün bir ikinci videomuz daha var. Bunu da duyurusunu yapayım. SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri halka arz edilecek arkadaşlar. SDT'yi tanıtan bir video hazırladık. Onu da yükleyeceğiz bugün. İkinci Aselsan geliyor diyebiliriz yani. Bu net bir şekilde. Çünkü borsamıza yeni bir askeri ve güvenlik üzerine çalışmalar yapan önemli bir şirket geliyor. Tabi bunu siz de araştırıp ona göre yatırımlarınızı yapacaksınız. Bizim burada vermiş olduğumuz fikirlerin hepsi sadece fikir arkadaşlar. Beyan ediyoruz. Haber ediyoruz. Lütfen yatırım danışmanlığı olarak almayınız. Yani ikinci Aselsan geliyor dememizin sebebi de askeri ve güvenlik üzerine bir şirketin olması. Evet arkadaşlar, dinlediğiniz için tekrar teşekkürler. Hepinize bol bol kazançlar.